Standart soruların ÖSM tarzı sorulardayız. Burada da ÖSYM'nin soracağı tarzda sorulara yakın böyle derlenmiş sorular var. Her bölümden birer soru var bu bölümde. Yani küçük küçük hesaplamalar böyle çıkabilecek tarzda hesaplama soruları zor olmayanlarından ve yorum getireceğimiz sorular. Bunlar tek tek girdeliyor olacağız. Ben çözüm mantığını elinden gelince böyle detaylıca anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Şimdi birinci soruda ya da 10.000 soru diyelim hani şeyin üzerine standardın üzerine. Burada bakıyoruz ne diyor? 1 litrelik sabit hacimli kapta 1.1 mol azot, 1.3 mol hidrojen, 1.8 mol de amonyak gazları bu tepkimeye göre başlatılıyor. Kapta 2 mol diyor amonyak gazı oluştuğu anda sistem dengeye ulaşıyor. Tepkimedeki Kc değeri nedir? Şimdi bana denge anda 2 mol e, amonyak gazı oluştuğunun bilgisini vermiş. Ben bu tepkimeyi tekrardan şöyle taşıyacak olursam. Hani bildiğimiz standart tepkimelerden bir tanesi bu. Şöyle azot artı 3 tane hidrojen gazı eşittir 2 tane amonyak gazı. Ne yapıyorduk burada hatırlarsan? İşte başlangıç Değişim, denge diyorduk, değil mi? Şuradan şöyle bir e, çizgimizde çekiyorduk. Bize bak, ne yapmış? Başlangıçta e, burada biraz bazı, bazı madde vermiş İşte 1.1 mol, 1.3 mol, 1.8 mol diye. O zaman e, şöyle diyelim, şuraya siyahla yazalım. Burası 1.1 mol e, hidrojen, 1.3 mol amonyaksa, 1.8 mol. Peki. Ve bana ne dedi? Amonyak gazı dedi. Denge anında. Bak burası denge anı ya. Denge anında 2 mol olsun dedi. Peki. O zaman bu değişimi ben bulamaz mıyım? Bak bulabilirim değil mi? Şimdi e, o zaman de, e, değişim anında 1.8'e e kaç eklersek 2 olur? E, 0.2 eklersek bak. Buradan buldum burayı. Gördün mü? Dengede 2 mol dediği için bana bu aradaki fark kadar olacak. O zaman artı 0.2 mol oluşması lazım. Peki. Kat sayısı buranın kaç? 2. 2'ye 0,2 veren adam kat sayısı 1 olana kaç vermesi lazım? 2'ye 0,2 ise yani 0,1 katını verdiysek buranın da 0,1 katını vereceğim. 1'e 0,1 mol vermesi lazım. Peki 0,1 mol verecek ama artı mı yazacağım, eksi mi yazacağım? Durum bu. Şimdi e, bunlar tepkimeye girip burayı oluşturuyorsa ve biraz böyle ileri yön tepkime hızlanmışsa değil mi? Yani ürün oluşturmuşsa o zaman demek ki azotla hidrojen tepkimeye girip bunu oluşturdu. Yani burası artıysa buralar eksi olacak. O zaman burası eksi 0.1 olmalı. Burası ise 3'e ne olmalı? Eksi 0.3 olmalı. Şöyle kılavuz çizgilerini kaldırsam daha rahat bir şekilde görülüyor. 1.1'den 1'e 0.1'i çıkarsak burada 1 mol azot kalır. 1.3'den 0'ı çıkarsak 1 mol de hidrojen kalır. İşte bu şekilde hesaplamış olacağız. Ee, şimdi buradan kc değerini yazarsak kc değerini yazdığımızda e, tepkime kabımız dikkat edin 1 litre. 1 litre ise e, mol bölü litreden molarite yapacağız ya. E, zaten molün 1 litre bölümü molarite yapacak. Yani bulduğumuz şeyleri biz molarite olarak yazabiliriz. O zaman e, kc değerini ben nasıl yazıyorum? Ürünlerde amonyak var. Amonyak gazının derişiminin karesi bölü azot gazının derişimi çarpı Hidrojen gazının derişiminin kübü. Bakın katsayılardan sayılardan getirdim bunları değil mi? Şimdi o zaman buradan Kc eşittir. Amonya gazın derişimi kaç? 2. İki. 2'nin karesi bölü 1 bir çarpı 1'in kübü ise o zaman 4 bölü 1'den Kc değerimiz 4 olarak hesaplanmış olur. Doğru cevap denizli gelir. 12'ye bakalım. X sıvısı, Y gazı, Z katısı tepkimesinin 0 derece derişimler türünden denge sabiti 16,4'tür. Buna göre kısım basıçlar türünden denge sabiti kaçtır? Şimdi biz bu tür sorularda ne yapıyorduk? Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Delta n kaç? Sıvıyı almıyorum. Katıyı almıyorum. Burası 0 değil mi? Kat sayısı 0 olur. Çünkü geçi gaz yok. Burası da kat sayısı ne olur? 1 mol gaz olduğu için 0-1'den burası eksi 1 olarak gelir. Eksi birinci kuvvet ne demek? <laughs> Pardon. Takla attırmak demek. O zaman şöyle bir şey yapabilirim sanırım. Kp eşittir. Kc bölü rt. Peki Kp'yi bulacağız. Kc kaç verdi? 16,4. Onu da şöyle aşağıda yazalım. 16,4 bölü r değerim kaç olur? Şimdi sıcaklığımız kaç kelvin? Ee, burada 273 kelvin değil mi? Şurası 0 derece celsius ya. 0'a eklersek çünkü burada RT'deki T değerimiz bizim Kelvin cinsinden sıcaklık. 223 Kelvin olmalı. Ee, R değerine 82 bölü 1000 olmak mantıklı çünkü yukarısı 164. Hani onunla sadeleşebilen bir ifade istiyorum. O zaman 82 bölü 1000 çarpı 273 alırsak bak şurası ne oluyor? Ee, 164 bölü 10 değil mi? Şunun bir virgülüyle şuradaki bir virgül sadeleşir ya da şöyle yapayım. Aklımı çok karıştırmayayım. Şöyle yapalım. 164 bölü 10 bölü 82 bölü 1000 çarpı 273. Şimdi şurayı böyle takla attırıp yapalım. Hani öğrenciler genelde onu yapmayı seviyorlar. Şöyle yapalım. 164 bölü 10 değil mi? Çarpı şurayı komple takla attıralım. Yukarı ne olacak? 1000. Aşağısı ne olacak? 82 bölü 273 Peki şimdi işleme devam edelim. Bakın 10 ile şuradaki 0 sadeleşti. 164 ile 82 sadeleştirdim. 2 kaldı. Yukarısı ne oldu? 2 çarpı 100'den 200 bölü aşağısı 273. 200 bölü 273 doğru cevap B seçeneği gelmiş oluyor. 13. soruya geldiğimizde burada iki tane tepkime verilmiş denge tepkimesi ve şu tepkimenin denge sabiti soruluyor. HES kanunda ne yapıyorduk? Hatırla ee, şeyden, enerji konusundan. Buradaki ifadeyi yukarıdan çekmeye çalışıyorum. Şimdi x2'nin katsayısı 1 bölü 2. x2 nerede var? x2 kaynağım neresi benim birinci tepkime? x2'nin solda olması lazım. Kat sayısının 1 bölü 2 olması lazım. O zaman bak burada x2 solda ama katsayısı sayısı 1. O zaman ben burayı ne yapmam lazım? 1 bölü 2 ile çarpmam lazım. Burayı 1 bölü 2 ile çarparsam k'nın 1 bölü 2. kuvvetini almam lazım. Yani 4'ün karekökünü almam lazım. Orası ne olur o zaman? 2. Bak buradan k diyelim 2 geldi. Peki burada ne var şimdi? İkinci durumda 2 iki tane Y2 var. Bak Y2'nin biri buradan geldi. 1 bölü 2'si buradan geldi. Değil mi? 3 bölü 2 de burada var. 3 bölü 2 ile birbirleriyle toplamı 2 yapacak. Ya da şöyle düşün. X, Y, 4 geldi. Bak X, Y, 4 sağ tarafta kas sayısı 1. Sağ tarafta kas sayısı 1. O zaman burayı dokunmuyorum. Buranın çarpanı 1 olacak. Yani dokunmuyorum demek oluyor o. Ve tepkimeleri ne yapmam lazım benim burada? Şöyle düzgün çekelim çizgimizi. Tepkimeleri toplamam lazım. Tepkimeleri toplamak demek buradaki K'ları Çarpmak demek. Ben birincisinin k değerini 2 olarak hesapladım. İkincisi de 2 idi. O zaman toplarsak k1 çarpı k2. O da 2 çarpı 2'den burada bana sorulan k değerimiz 4 olarak hesaplanmış olur. 14'e bakalım. X katısı ısı alarak Y sıvısıyla Z gazına düşmüş. Kc değerimiz de birden büyük olarak verilmiş. Birden büyükse benim yapacağım yorum ne olur? Şimdi ben burada Kc'yi yazarsam Bak Y sıvısı alınmaz değil mi? Saf sıvıyla saf katıyı almadığıma göre Kc değerimde Z'nin sadece derişimine bağlı. Derişimin birinci kuvveti. O zaman Kc değerim birden büyükse demek ki buradan şunu da çıkartabiliriz. Z gazının derişimi birden büyüktür. Böyle bir yorum yapabilirim. Çünkü sadece Z'nin derişimine bağlı Kc değerim ve olay endotermik. Yani minimum enerjiyle eğilim sola doğruyken maksimum düzenlilik sağa doğrudur. Sağ tarafta gaz var. Sol tarafta hiç gaz yok. Peki buna göre yorumları yapalım. İşte ÖSYM'nin soracağı tarz sorular böyle olabilir. Maksimum düzensiz ürünlere doğru mu? Evet dediğim gibi sol tarafta hiç gaz yokken sağ tarafta 1 mol gaz var. Gaz daha düzensiz bir hal olduğu için ürünler re doğru düzensizlik artacaktır. Derişimler türünden denge sabitine bakarsak az önce yazdık KC'lerimiz sadece Z'nin derişimine bağlıdır. Tepkimenin entalpi değerine bakarsanız sol tarafta ısı var. Isı alan bir tepkime olduğu için tepkimenin entalpisi endotermiktir. Endotermik tepkimelerde delta h değerimiz sıfırdan büyüktür. Bu da doğru. Minimum enerji olma isteği ısının olduğu tarafta hatırlarsak o zaman o da girenlere doğrudur. Denge anda ileri ve geri e hız sahipleri birbirine eşittir. Bak dikkat et burada çok e ince bir çizgi var. Biz ileri yönlü hız ile geri yönlü hızın birbirine eşit olduğunu söylüyoruz. Denge anda hızlar eşit. Hız sabitleri değil. Burada sabitleri ifadesi hatalı. Yani K ileri ile K gerinin birbirine eşit olduğunu söylüyor burada. Eğer böyle bir eşitlik olsaydı biz Kc yerine K ileri bölü K geri yazıyorduk ya hani. O zaman bunlar eşit olsaydı burada dediği gibi o zaman oran 1 olurdu. Değil mi? K ileri ile K geri birbirine eşit olsaydı Kc 1 çıkardı. Ama bak bana burada ne diyor? Kc birden büyüktür diyor. Kc birden büyükse bir defa kesinlikle K ileri değerimiz... K geri değerimizden büyüktür. Çünkü pay paydıran büyük olsun ki sadeleştiği zaman birden büyük bir ifade kalsın. Doğru cevabımız E seçeneği olacaktır bu soruda. Evet 15. soruya dikkat edelim. 15. soru aslında biraz şeye benziyor. Kimyasal hesaplamalarda artan madde problemlerinde verim soruları vardı hatırlar mısın? 10. Ee, sınıfta görmüştün onları hani işte bir şey veriyordu bu diyor. Bu tepkime %50 verimle gerçekleşirse diyor. Şe işte kaç mol bilmem ne oluşur falan gibi sorular oluyordu. Asla bu bu sorular ona çok benziyor. Sadece burada Kc ile bunu ilişkilendiriyoruz. Yapacağımız işlem sadece bu kadar. Şimdi çözümü lütfen dikkatli izle. Şimdi 10 mol XY gazının 1 litrelik sabit hacimli kapta %60'ı ayrışıyor demiş. Bak. 10 molün %60'ını bulmam lazım öncelikle. Onu söyleyeyim. Ve bu tepkime'nin aynı sıcaktaki derişimler türünden denge sabiti nedir denilmiş. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Onun %60'ı kaçtır? Çünkü %60'ı ayrışacak ya. Böyle hesaplarsak şöyle onlar da gitti. Ee, onun %60'ı 6 mol değil mi? 6 mol. Şimdi bu tepkime'yi ben şöyle taşırsam. 2 tane x'ye eşittir denge anında. x2 artı y2. Başlangıçta ne kadar var? 10 mol var. Bunlar yok. Değişim ne kadar olacak? E değişim bana vermiş işte 160'a ayrışıyor. Ona göre yapacağım. O zaman buradan ben 6 mol tepkimeye sokacağım. Bak 2'ye 6 veri verirsek, katsayısı 2 olan 6 verirsek o zaman katsayısı 1 olandan 3 tane oluşur. Katsayısı 1 olandan 3 tane oluşur. Bak çizgimi çekiyorum. 10'dan 6 çıktı 4. Çok basit bak görüyor musun? 3, 3. Bak denge anını bulduk. 3 mol, 3 mol, 4 mol. E kabın hacmi 1 litre ise Molleri mollarda gibi düşünebiliriz. 3 molar, 3 molar, 4 molar diye. Kc'yi de hemen yazalım. Kc değerimiz ne olacak? Ürünler bölü girenlerden. Ürünler 3 molar çarpı 3 molar. Üzerleri biri, birinci kuvvet bunlar. Katsayılar bir olduğu için. X ise 4, karesi. Yani 4'ün karesi. O zaman 3 kere 3 ne yapar? 9. 4'ün karesi 16. Kc değerimiz 9 bölü 16 olarak hesaplanmış olacak. Denge tepkimelerinde maksimum düzensizlik ve minimum enerjili olma eğilimi zıttır. Buna göre demiş. Hangilerinin ekzotermik olması beklenir? Bakın beklenir diyor zaten. Kesinlik istemiyor. Ee, o zaman düzensizlik yazı tarafı olacak. Şimdi burası e, birinci öncülde 4 mol gazdan 2 mol gaz oluşuyor. Maksimum düzensizlik sola doğruysa o zaman minimum enerji sağa doğru olmalı. Peki ekzotermik olan tepkimelerde ısıyı ben nereye yazıyorum? Ürünlere. Isıyı ürünlere yazıyorsam o zaman minimum enerjili olma eğilimi ürünlerde olmalıdır egzotermikte. Zaten ben birinci öncülde maksimum düzensizliği sola doğru buldum. O zaman minimum enerjili eğilim de ürünlere doğru olacak. O zaman demek ki birinci tepkimenin ben egzotermik olmasını bekleyebilirim. Çünkü bir denge tepkimesinden bahsetmiş. Kalsiyum karbonat katısı kalsiyum oksitle karbondioksit gazına ayrışıyor. Burada maksimum düzensizlik sağa doğruysa o zaman minimum enerjili olma eğilimi sola doğru olmasını beklerim. Yani bu olayın Endotermik olmasını beklerim. Bunu alamıyorum o yüzden. Oksijen gazının suda çözünmesi olayı. Burada maksimum düzensizlik sola doğru. Çünkü gaz var. Burada sulu çözelti. Gaz daha düzensiz bir haldir. O zaman minimum enerjinin de sağa doğru olmasını beklerim. O zaman 3. öncülü de alabiliyorum. Doğru cevabımız buradan D seçeneği olacaktır. 17. sorumuz güzel bir yorum sorusu. Bir denge tepkimesi için hangileri doğru olabilirli bir ifade? Verim %100 olma ihtimali kesinlikle yok. Çünkü bir dengeden bahsediyorsak kesinlikle Tüm türler ortamda olacak ve tükenen madde olmaması gerekir. Dolayısıyla verim %100 olamaz. İleri hız sabiti geri hız sabitine eşittir. Bak ileri hız sabiti geri hız sabitine eşit olabilir mi? Olabilir. Çünkü ileri hız sabiti, geri hız sabitine eşit olursa Kc'lerimiz 1 olur. E olamaz mı? Olabilir. Neden olmasın? Yani böyle bir hani imkansız mümkün değil. Olamaz diyeceğim bir şey değil bu. Gözlenebilir ve gözlenemeyen olaylar durmuştur. Bak. Gözlenebilen olaylar durmuştur, ama gözlenemeyen olaylar kesinlikle devam etmek zorundadır. Dolayısıyla bu gözlenemeyen ifadesi burada hatalı olmuştur. Kesinlikle o olay devam eder. Denge dinamik bir olaydır. Doğru cevap B seçeneği olur. 18. Soruya geldiğimizde 18. Soruda biraz yordam yeteneğimizi kullanacağız. Amonyan oluşumu ile ilgili bir tepkime verilmiş ve denge sabiti Kc 6 olarak verilmiş. 1 litrelik kapta 2 mol azot, 3 mol hidrojen, 2 mol damonyak gazı konularak sistem e, burada aynı sıcakta dengeye gelmesi ya da o sıcakta bekleniyor. Artık bakalım bu tepkime ile ilgili sistem dengede mi değil mi onun yorumunu yapacağız. Peki bu yorumu ben nasıl yapıyordum? Anlık denge sabitine bakarak. Anlık denge sabitim neydi benim? QC. Peki QC değerim ne olur? Bak kap hacim 1 litre ise molleri onlara olarak alabilirim. O zaman amonyan karesi yani e, katsayısı 2 olduğu için karesini alacağım. 2 molün karesi ne yapar? 4. Yani 2'nin karesi bölü diyeceğiz. E, azotun kendisini alıyorum. 2 mol çarpı hidrojenin kübü. 3'ün kübü. 2'nin karesi 4. Aşağısı da 2 çarpı 9. Orası ne olur? Şöyle sadeleşsek burada 2 kalır. Kc değerim, qc değerim ne çıktı? 2 bölü 9. Peki kc değerim kaçtı benim? 6 QCKC'den ne oldu? Küçük. Küçükse denge o zaman sağa doğru kayarak denge oluşur. Çünkü ortamda ürün az var demektir. O zaman sistem dengede mi? Hayır. Dengede değil. Denge sağa doğru kayarak QCKC'ye erişinceye kadar denge sağa doğru kayar ve o eşitlik kurulduğu anda denge kurulmuş olur. Dengeye gelmesi için amonyak artırılmalı mı? Evet. Çünkü amonyak ortamda az var. Az olduğu için 2/9'u bulduk biraz daha fazla olması lazım ki pay büyüsün. O zaman kesin değeri büyür. Veya denge sağa kadar pay büyür. Payda küçülür. Kesin değeri gene artar. Ve burada denge tekrardan kurulmuş olur. Homojen bir denge tepkimesi mi? Gaz, gaz, gaz. Hepsi gaz fazında olduğu için evet homojen bir denge tepkimesidir. Doğru cevap D seçeneği olur. Evet 19. soruya bakalım. Kapalı sabit acınımı kapta sabit sıcakta gerçekleşen kimyasal denge tepkimesine maddelerin derişim ve zaman grafikleri verilmiş. Şimdi dikkatini bir şey çekmiştir bu grafikte. X'in derişimi hiç değişmemiş görüyor musun? Yani X o zaman saf bir sıvı ya da saf bir katı olmalı. Çünkü burada sistem sağa ya da sola, sola kayarak mutlaka mol sayıları artar azalır. Ama derişim noktasında bir değişim yoksa bu saf katı veya saf sıvı olmalıdır. Y ise ve Z, Y ve Z ise buradan mutlaka gaz fazında veya su çözelti ortamında hatta burada şunu söyleyebiliriz. Y'nin kat sayısı Z'den daha büyüktür. Yani şöyle bir şey bekleyebilirim ben. X katısı olacak. Bir denge olacak. Mesela iki tane Y artı Z gibi bir şey olabilir. Ya da iki tane Y ya da 3 tane Y iki tane Z olabilir. Yani Y'nin kat sayısı daha büyük olmalı ki denge anda Y daha fazla oluşmuş olsun. Şimdi ne diyor? Denge homojen midir? Hayır. Ben bunu söyleyemem. Çünkü... Ee, mutlaka biri katıyken diğerleri gaz ya da sulu çözelti fazında. Hepsi aynı fazda değil çünkü x'in derişimi değişmemiş. Denge t anda kurulmuş mudur? Evet çünkü t anda e, gördüğün gibi derişimler sabit kalmış. Bu doğru bir ifade. Dengedeki y'nin molü z'den büyük müdür? Evet çünkü aynı kap içinde bunlar. Y'nin miktarı yani derişim daha fazla olduğu için burada molarite neydi? Mol bölü hacim. Hacim aynı iken molü fazla olanın molaritesi de fazla olur. O zaman burada denge halinde y'nin molü daha büyük olmalı. İşte benim de burada yaptığım yorum oydu ya. Y'nin katsayısı z'den büyük olmalıdır diye. O zaman doğru cevap D seçeneği gelir. 20. soruya geldiğimizde bir denge tepkimesi vermiş. Kc değeri 1 olarak verilmiş bize. Şimdi Kc değeri 1 ise biz şöyle bir şey yazabiliriz. 1 eşittir diyeceğiz. C'nin derişimi çarpı D'nin derişimi bölü A'nın derişimi çarpı B'nin derişimini yazabiliriz. Buna göre diyor aynı sıcaklıkla denge ile ilgili hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi burada ben e, matematik olarak bir düzenleme yaparsam işler işler çarpımı yaptığımda A'nın derişimine B'nin derişiminin çarpımı C'nin derişimine D'nin derişiminin çarpımına eşittir. Yani ikinci öncül geliyor. Ama 1 ve 3 ile ilgili kesinlik söyleyemem. Çünkü denge andaki bundan derişimlerini ben bilmiyorum. Hepsi birbirine eşit olmak zorunda değil. Mesela K, C değerim 1 ise mesela diyelim ki C ve D birbirine eşit olup 8 çarpı 8 olabilir. Aşağısı da 4 çarpı 16 olabilir. Yani böyle bir şey mümkün değil mi? Olabilir. Yani denge anında 4 molar bundan 16 molar bundan olur. 8 molar bundan 8 molar da bundan olur. Atıyorum gene KC'lerin bir çıktı işte. Yani bunlar o yüzden kesinlik isteyen ifadeler değildir. Doğru cevap B seçeneği olur. Son sorumuzda konu anlatımda ben biraz vurgulamıştım aslında satır arasında ama onunla ilgili. Denge sabitini değiştiren faktörlere bakarsak. Burada denge sabitinin sadece sıcaklıkla değişeceğini söylemiştim ben. E, hacim, basınç, derişim gibi faktörlere ya da katalizör gibi faktörlere bağlı değildir. Denge sabiti sadece sıcaklıkla değişecektir. Doğru cevap C seçeneği olacaktır buradan. Evet, ÖSYM tarzı sorularımız da bu şekildeydi. E, çok zor sorular sorulmuyor zaten. İnan bana yani o 11. sınıfta çözdüğün o gerçekten zorlayıcı örnekleri falan burayla karıştırma. Çok zor sorular gelmiyor gerçekten. Bazen sadece denge sabitini bile sorabiliyorlar yani bu ifadenin denge sabit hangisidir gibi sorular. zaten ÖSYM'den seçme sorular da onları göreceksin ya da işte biri, bir sonraki bölümde göreceğin gibi denge etki eden faktörlerde işte şu eklenirse ne olur bu eklenirse ne olur gibi niteliksel sorular sadece hesaplamanın sorular bile çok zor soruluyor. O yüzden buraları anladıysan bence yeterli de çok da fazla kasmanın bir anlamı yok. konu pekiştirme soruları seni bekliyor. ondan sonra da denge etki eden faktörleri işliyor olacağız.